İyi akşamlar sayın seyirciler. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Mübarek Ramazan ayı başladı. Dün gece ilk teravih namazı kılındı. Ramazan'da sebze meyvelerin ve Ramazan pidesinin fiyatları nasıl olacak? 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle pazarlarımız biraz hareketlendi, biraz daha canlandı. Bandırma'da 40 bin yumurtalık tavuk telef oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı görevine Argun Atıcı getirildi. Etüt çalışmaları yaptım. Zaman zaman çalışmaları bizzat yerinde inceledim. Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü yaz spor okullara gösterilerle başladı. Balıkesir Kalesi Ziraat Odası çiftçiler için Zanospaşa Camii'nde lokma hayrı düzenledi. Kırmızı Beyaz Restoran Bahçelievler Mahallesi'nde açıldı. Adliyenin karşı arasından Bahçelievler'e girdiğimizde 3. dönem işte solda. Kırmızı Beyaz ismiyle restoranımızı hizmete bugün sokuyoruz. Sayın seyirciler, mübarek Ramazan ayı bugün başladı. Bugün ilk oruçlar tutuldu, dün gece de ilk teravih namazı kılındı. Balıkesir'in sembolü olan tarihi Zanospaşa Camii doldu taştı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başladı. Bugün ilk oruçlar tutuldu. İlk teravih namazı ise dün gece kılındı. Balıkesir'in sembolü olan tarihi Zanospaşa Camii vatandaşlarla doldu taştı. Zanospaşa Camii'ndeki teravih namazına kadınlar da kendilerine ayrılan bölümde katıldı. Kur'an için yapılan her şey Küçük yaşta çocukların da katıldığı teravih namazında vatandaşlar havaların sıcak olması nedeniyle daha çok bahçede saf tuttu. İlk bağızsa il müftüsü Turgut Açari tarafından verildi. Camiye gelen vatandaşlar ilk teravih namazını kılmanın huzurunu işte böyle yaşadı. Allah nasip kısmet ederse bir ay boyunca orucumuzu tutacağız. Tüm Müslüman alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayına geldik. İlk teravih olduğunda camimize gelelim, namazımızı kılalım. Allah'ın emirlerini uygulayalım dedik. Evet. Geldik, mutluyuz işte arkadaşımla beraber. Hava da güzel, Allah'a şükür. Yani bunu alıcı bir hava diyor. Dışarıda namaz kılmayı düşünüyoruz işte. Geldik, namazımızı kılmaya, ilk teravih kaçırmayalım dedik. Allah nasip ederse namazımızı kılacağız. Daha sonrasında sahurumuzu yapacağız. Bütün günahlardan kurtulma şansı. Sayın seyirciler, Ramazan ayı deyince ilk akla sahur ve iftar geliyor. Peki sofralarımıza gelecek sebze ve meyvelerin Ramazan pidesinin fiyatları nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde. Ramazan ayı deyince ilk akla sahur ve iftar geliyor. Peki sahur ve iftarda sofralarımıza gelecek yiyeceklerin fiyatları nasıl olacak? KRT Haber'den Erol Uçar, öncelikle Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Ayhan Baydan'la, ardından Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç'la görüştü. Benim bacak koptu, sahtim demir var, hiç radar çekmedim bunda. Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Ayhan Baydan, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pazarların canlandığını, ancak fiyatlarda bir değişiklik olmadığını ifade etti. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle
pazarlarımız biraz hareketlendi, biraz daha canlandı. Ama şimdi evet doğrudur. Bu sene bir yağmur yağdı, bir yağmur yağmadı derken son zamanları yağmurlarımız biraz fazla oldu. Bu yağmurlardan tabii sebze ve meyveler etkilenmedi dersek yanlış olur. Hem sebzeler hem meyveler yağmurlardan biraz etkilendi. Ama bizim pazarlarımızda şu anda satılan sebze ve meyveler hala 20 gün önce neyse fiyatlar, bugün de aynı fiyatlar devam etmekteyiz. Yani Ramazan ayının gelmesiyle beraber herhangi bir fiyatlarımızda artış olmadı şu ana kadar. Domatesin fiyatı 20 gün önce 1,5 lira 1 liraydı. Bugün yine domatesin fiyatı 1 lira ile 1,5 lira. Biraz daha kaliteli domateslerimiz var. Simav'dan geliyorlar. Bunlar da 3 lira veya 2,5 lira 2,5 lira satılmakta pazarlarımızda. Patlıcan 1,5 lira 1 lira. Pazarcı esnafı biraz fazla olduğundan dolayı fiyatlara çok fazla kar hakkı koyamıyoruz biz. Koyamadığımızdan dolayı bizim pazarlarda satılan meyveler, sebzeler hem günlük taze hem de fiyat bakımından cazip diye düşünüyorum ben. Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç da Ramazan pidesinin fiyatı ve gramı hakkında bilgi verdi. Tunç, Ramazan pidesinin Balıkesir'in merkezinde neredeyse ekmekle aynı fiyatta olduğunu belirterek 300 gramlık pidenin 1 liradan satışa çıktığını duyurdu. Şu an Balıkesir'imizde geçen seneye nazaran pide fiyatlarında bayağı bir halkımız yararına uygun bir fiyat açıkladık. İnşallah bu şekilde en garibandan en zenginine bütün vatandaşımız pide yer. Pidenin pahalı olma gibi bir şey yok. Neredeyse ekmekle aynı fiyatı oldu. Şu an 300 gram pide 1 TL'den satılacaktır. Balıkesir'imize hayırlı uğurlu olsun. Biz müşterilerimizi seviyoruz. Balıkesir'imizi seviyoruz. İnşallah sağlıklı, mutlu bir Ramazan geçiririz. Tüm Balıkesirli büyükşehir hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar dileriz. Sayın seyirciler, Bandırma ilçesinde bir firmaya ait çiftlikte elektrik arızası nedeniyle fanlar çalışmayınca yaklaşık 40 bin yumurtalık tavuk telef oldu. Firma hakkında yasal işlem başlatıldı. Edinilen bilgiye göre yumurta üretimi yapılan firmaya ait Edincik Mahallesi'ndeki çiftlikte elektrik arızası nedeniyle fanlar çalışmadı, yumurtalık tavuklar sıcakta kaldı. Çiftlik içinde hava sıcaklığının aşırı yükselmesi sonucu yaklaşık 40 bin tavuk telef oldu. Tavuklar firma görevlilerince kontrollü olarak Edinci kırsalında bir alana bırakıldı. Bölgedeki koyun yetiştiricilerinin şikayeti üzerine bölgeye gelen ilçe jandarma komutanlığıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler firma hakkında yasal işlem başlattı. MHP'de teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şevkat Çetin'in Balıkesir ziyaretinin ardından beklenen değişim gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı görevine Argun Atıcı getirildi. Dün yüreğimiz kan ağladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şevkat Çetin geçtiğimiz günlerde Balıkesir'e gelmişti. Balıkesir ziyaretinin ardından beklenen değişim gerçekleşti. Şehrimizin başı sağ olsun. Eski belediye başkan yardımcılarından Argun Atıcı, Bayram Çılgın'ın ardından Balıkesir İl Başkanlığı görevine getirildi. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Balıkesir İl Kurucu Yönetim Kurulu, Sayın Nuri Argun Atıcı Başkanlığı altında yeni yönetim listesiyle birlikte tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca oluşturulmuştur. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz şeklinde açıklama yapıldı. Genç nesil kendi kaderleriyle baş başa bırakılmıştır. Başkan Atıcı, Büyükşehir statüsü kazanan Balıkesir'de 30 Mart yerel seçimlerinin ardından teşkilatta ilk kez değişiklik olduğunu söyledi. Salı günü partide bir devir teslim yapmak istediklerini kaydeden Başkan Argun Atıcı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sıkı bir çalışma sergileyeceklerini ifade etti. Etüt çalışmaları yaptım. Zaman zaman çalışmaları bizzat yerinde inceledim. Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü mezunu olan Atıcı, Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapmış, geçmiş dönemde de MHP'li Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok'un başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Yeraltı zenginlikleri alanlarında
kalkınmaya yönelik bir adım atılmamıştır. Sayın seyirciler, Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nce açılan yaz spor okulları gösterilerle başladı. Yaz spor okullarıyla öğrencilerin zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri, dönemin yorgunluğunu spor yaparak atmaları hedefleniyor. Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nce açılan yaz spor okulları gösterilerle başladı. Hem öğrencilerin zamanını değerlendirmek hem de spor kulüplerine kaynak sporcu sağlamak amacıyla tüm Türkiye'de uygulanan proje Balıkesir'de de gerçekleştirildi. Gençlik Spor İl Müdürü İlhan Aslan da yaptığı açılış konuşmasında yaz spor okulları ve amaçları hakkında bilgi verdi. 5 ve 18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 81 il merkezi ve ilçelerimizde her yıl uygulanan il spor merkezleri bu yıl ilimizde 25 branşta açılmıştır. Ardından farklı dallardaki spor kulüplerinin gösterileriyle program devam etti. Gösterileri çevredeki vatandaşlar da ilgiyle izledi. Gösterilerin ardından ülkemizi ve Balıkesir'i yurt dışında çeşitli spor dallarında yapılan yarışmalarda temsil eden sporculara ödülleri verildi. Ali Akçam, vücut geliştirme Avrupa Şampiyonası ikincisi. Judo Balkan Şampiyonası birincisi, Avrupa Kupası ikincisi. Murat Bekar, Judo Avrupa Gençler Kupası birincisi. Yaz spor okullarının başlamasıyla ilgili olarak Gençlik Spor İl Müdürü İlhan Aslan, KRT'ye özel açıklamalarda bulundu. Aslan, 3000 civarında müracaat olduğunu belirterek programın yaz tatili boyunca devam edeceğini söyledi. Masa tenisi, tekvando, judo, karate, muay thai, jimnastik, bocce, satranç, yüzme kurslarında çok sayıda sporcumuz müracaat etti. Tabii okullarımızın tatile girmesiyle birlikte çocuklarımızın yaz dönemlerini değerlendirmek maksatlı ve özellikle kulüplerimizin altyapısında sporcu kazandırma amaçlı bu programlarımızı devam ettiriyoruz. Şu an itibariyle 3000 civarında bir sporcumuz yaz spor okullarına müracaat etti Balıkesir merkezimizde. Tabii bu programlarımızı biz yaz tatili boyunca devam ettireceğiz. Yani okulların açılmasıyla birlikte yaz spor okulları da bitecek. Yüzme havuzu hakkında da bilgi veren Aslan, havuzun saat 17.30'dan saat 20'ye kadar hizmet vereceğini söyledi. Saat 17.30'da başlayıp 20'ye kadar devam ediyor yüzme. Halkımızın yüzme havuzundan yararlanması. Şu anda da halk saati olarak devam ediyor. Cumartesi, pazar da halk saati olarak devam ediyor. Tabii havaların çok sıcak olmasından dolayı yüzme havuzuna talebimiz çok fazla. Burada çocuklarımız hem yüzme öğreniyorlar hem de zamanlarını iyi değerlendiriyorlar. Sayın seyirciler, Balıkesir Karesi Ziraat Odası tarafından çiftçiler adına Zanos Paşa Camii'nde lokma ve peynir hayrı yapıldı. Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat yaptığı açıklamada vefat eden üyeler için bu hayrı gerçekleştirdiklerini söyledi. Balıkesir Karesi Ziraat Odası tarafından lokma ve peynir hayrı düzenlendi. Zanuspaşa Camii'nde düzenlenen lokma hayrına çok sayıda oda üyesi katıldı. Karesi Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, bu hayrı vefat eden oda üyeleri için gerçekleştirdiklerini ifade ederek tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum dedi. Ramazan harfesi olması dolayısıyla Ziraat Odası üyelerimizin rahmeti ve amana kavuşanların ruhlarına ve hayatta kalan olan üyelerimizin de selametine, bol bereket kazanmalarına dua ederek yardımcı olmak ve onları anmak adına bugün hem lokma hayırı hem de Paşa Camii'nde cuma namazı önce mevcut okutmayı mevcut olarak arkadaşlarımızla değerlendirip karar verdik. Bugün de
onu burada icra ediyoruz. Allah ölmüş olan üyelerimize rahmet versin. Milletimizden de çiftçimiz için bol dua etmelerini de talep ediyoruz. Allah inşallah emeklerini, çiftçimizin üretimini, emeklerini boşa çıkarmaz. Ve ürettiğimiz ürünlerden de inşallah üstesiz para kazanmak nasip olur. Sözat ayrıca merkezde oluşan iki yeni ilçe Karesi ve 6 Eylül'ün ziraat odalarının yönetiminin Karesi Ziraat Odası'na bağlı olarak devam ettiğini açıkladı. Büyük şehirlerde merkez odası hüviyeti adı altında bir ilçede oda kurduruyorlar ve diğer ilçelerde ona bağlıyorlar. Biz de bugün için adımız Balıkesir Karesi Ziraat Odası oldu ama 6 Eylül ilçesi çiftçileri de ilçesinde bize bağlılar. Yani biz şu anda Balıkesir'de bir merkez odası konumunda bütün üyelerimizde eksen olduğu gibi aynen hizmete devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Bahçeliler Mahallesi'nde yeni bir restoran açıldı. Adliye karşısında hizmet verecek Kırmızı Beyaz Restoran Ramazan ayında iftar yemekleri için de hazır olarak misafirlerini bekliyor. Bahçeli Evler Mahallesi, Savaştepe Caddesi adliye karşısında hizmet verecek olan Kırmızı Beyaz Restoran bugün açıldı. İşletme sahibi Gökhan Sülün, Ramazan ayında iftar yemekleri için hazır olduklarını söyledi. Adliyenin karşı arasından bahçelere girdiğimizde 3. dönem işte solda Kırmızı Beyaz ismiyle restoranımızı hizmete bugün sokuyoruz. Biz Balıkesirliyiz, işletmecilerimiz Balıkesirli, bütün personelimiz Balıkesirli. Balıkesir'imizin renklerinin olduğunu düşündük, kırmızı beyaz. Herkesin fikri farklı tabii, kimisi kırmızı et, beyaz et olarak düşünüyor. Kimisi Türkiye olarak düşünüyor. Biz hepsinin konseptini karışım olarak böyle bir isim bulduk kendimize. Güzel de olduğunu düşündük. Fırın ürünlerinde hepsi, pide, lahmacun, işte onların karışımı, işlerin değişimi. Kebap olarak da yine bütün kebap çeşitlerimiz var. Buna güveç de ekledik tabii, güveç olarak. Tatlarımız yine geniş tatlı kapsamında veriyoruz. Çorbalarımız var. İçeceklerimiz hepsi bütün müşterilerimize hizmette. Ramazan özel siparişlerimiz var. Güveç alabiliyoruz. Paket servislerimize yüklenebiliyoruz. Müşterilerimizin istediği doğrultuda spesiyaller çıkartabiliyoruz. Ramazan'a özel menülerimiz ilk etapta insanlar kendi tercihlerinde yemeklerini istesinler diye böyle menüler hazırlamadık. Ama tabii bunun hazırlanmayacak diye bir şey yok. Bütün konseptleri oluşturarak müşterimizin isteğine göre konseptleri değiştirebiliriz. Müşterimize özel gruplar halinde paket servislerimiz olur, mekanımızda ziyaretlerimiz olur. Onlara özel hizmetlerimizi sunuyoruz tabii. Duble masalarımız, ayrı ayrı masalarımız bireysel olarak. Hepsinin hizmeti geniş. Toplu yemeklerde iftardan bir saat önce bize siparişlerini verirlerse çok mutlu oluruz ki daha hizmet verelim. Biz de istiyoruz yeni şubelerimizi, yeni yerlerimizi açalım, daha çok istihdam sağlayalım. Bununla başladık. İnşallah biz de büyümeyi düşünüyoruz ileride. Kırmızı Beyaz'da paket servisin yanı sıra özel güveç siparişi de alınabiliyor. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Birazdan spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Köse İnşaat spor haberlerini sunar. Ho trovato un gruppo, un bel gruppo. Balıkesir Spor'un anlaştığı ve hafta sonu sözleşme imzalayacağı iddia edilen Milan'ın dünya şampiyonluğu yaşamış stoperi Cristian Zaccardo, tatil yaptığı Miami'den dönüş hazırlığında. Ama a 9 punti dal terzo posto, adesso siamo a Balıkesir Spor tarafından yapılan açıklamada Zaccardo ile anlaşmanın gerçekleştiği, tatilini uzattığı için imzanın hafta içinde atılacağı bildirildi. Öte yandan Zaccardo konusunda Beşiktaş ve Parma başta olmak üzere birkaç takımın daha transfer için devrede olmasını fazla önemsemeyen Balıkesir Spor yönetimi, bu bizim ne kadar doğru bir transfer politikası izlediğimizi gösteriyor ancak biz Zaccardo ile anlaştık açıklaması yaptı. Wolfsburg, sulla spiaggia. Balıkesir Spor yönetimi tarafından bir süre önce de Zaccardo'nun transferindeki kilit noktanın ailesinin Balıkesir'i beğenmesi olduğu vurgulanmıştı. Questo è un buonissimo lavoro anche di prevenzione.
Öte yandan Zaccardo sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda bir sonraki istasyon Türkiye, hafta sonu Balıkesir diyerek hakkında iddia edilen haberleri teyit etti. Zaccardo'nun şehri gezdikten sonra sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Palatalya'da per Boca Negra con una viva liscio. Autogol di Zaccardo. Incredibile pareggio degli Stati Uniti. Amil takıma çağırmak nasip oldu. Öncelikle beni buraya layık gören herkese çok teşekkür ederim. Balıkesirspor'un bir süre önce sözleşme imzaladığını açıkladığı Manisa Spor'un milli kalecisi Volkan Babacan hakkındaki belirsizlik sürüyor. Türk milli takımın özellikle her organizasyonda yer alması gerektiğini herkes çok iyi biliyor. Manisa Spor Yönetim Kurulu'yla Eray Ataseven, Bülent Cevahir, Murat Gürbüz Erol ve Volkan Babacan'ın yer aldığı paket bir anlaşma yaptığı iddia edilen Kırmızı Beyazlılar, geçtiğimiz hafta yapılan Manisa Spor Kongresi'nde başkanlığa seçilen Abdullah Mergen'in negatif açıklamaları sonrasında oluşan krizi çabuk çözdü. Soldan Keremcan bindirmeyi yaptı. Keremcan ortası arka direkt Lalavela o bölgede. Volkan... Yeni yönetimle masaya oturan Balıkesir Spor'un Eray Ataseven, Bülent Cevahir ve Murat Gürbüz Erol'u kadrosuna kattığı açıklandı. Serbest vuruş bir kez daha. Ancak kaleci Volkan Babacan konusunda şu ana dek bir gelişme yaşanmaması dikkat çekti. İkinci hamle Volkan. Balıkesir Spor'un her konuda anlaştıktan sonra devreye İstanbul Başakşehir Spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın girmesiyle bozulma aşamasına gelen Volkan Babacan transferinde bonservis sorunu yaşandığı iddia edildi. Volkan Babacan dikkatli. Maçta 34. dakika barajdan seken top kornere gidiyor. Manisa Spor'un 2 milyon 500 bin lira bonservis ücreti istediği milli kaleciye İstanbul Başakşehir Spor'un bu bedeli ödeyemediği gelen haberler arasında. İnşallah da 2016'da Avrupa Şampiyonası olacağımıza inanıyoruz. İki kulübün anlaşamaması halinde Volkan'ın ilk anlaşmayı oyup Balıkesir Spor'a imza atması bekleniyor. Genç diye nitelendirdiğimiz kalecilerin onlardan bir şeyler öğrenebilme açısından iyi kalecilerin mücadele etmesini isteriz. Antalya Spor'la anlaşan stoper Murat Sözgelmez'in sosyal medyada yaptığı "Umarım bundan sonra değer kıymet bilinir, kuru bir teşekkür bile edilmedi mi diye soruyorlar, cevap veremiyorum" şeklindeki sözleri Balıkesir Spor yönetimince tepki topladı. Sözgelmez'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Balıkesir Spor yönetimi, "Murat'a sormak lazım, acaba Balıkesir Spor'da bir kuruşu kaldı mı?" şeklinde açıklama yaptı. Öte yandan Muhammed Reis, İsmail Dinler ve Murat Sözgelmez'in ardından Ertuğrul Arslan'ın da takımdan ayrılmasını açıklandı. Sen değil ben de mesela maçlarda karşılaşıyorum 58 soruyorum Sivas'ın neresinden. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Ertuğrul Arslan'a bugüne kadar yaptığı hizmetleri için teşekkür edildiği öğrenildi. Sana bundan sonraki hayatında başarılı diliyorum spor hayatında. Sözleşmesi biten futbolculardan Deniz Vural ve kaleci Emrullah Şalk'la ise pazartesi günü görüşüleceği açıklandı. Eurocup'ta gelecek sezon Beşiktaş İntegral Forex ve Pınar Karşıyaka ile birlikte ülkemize temsil edecek olan Banvit, Avrupa'nın önde gelen takımlarının da takibinde olan Roland'la iki sezon daha anlaşıp gözünü dış transfere dikti. Slovenya ekiplerinden Novo Mesto'da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Edo Murić'e talip olan turuncu yeşilliler aynı oyuncuya Darüşşafaka doğuşunda talip olmasıyla şok oldu. Geçtiğimiz sezon 13.4 sayı, 4.6 rebound ve 1.6 asist istatistik ortalamasıyla oynayan Murić'i kadrosuna katmak için Darüşşafaka doğuşu devreden çıkarmaya çalışan Banvit, Murić'e imza attırmak için tüm imkanları seferber etti. Kira Edo Murić da vidimo. Drugi put na ovom meču. Turuncu yeşillilerin dış transfer çalışmaları sürerken Murić haricinde 1-2 flash transfer daha yapılacağı öğrenildi. Murić, vidi si je na povero karpoma. Köse İnşaat spor haberlerini sundu.
Biz güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın parçalı bulutlu. En yüksek 31, en düşük 18 derece. Pazartesi günü az bulutlu. En yüksek 33, en düşük 17 derece. Salı günü parçalı bulutlu. En yüksek 35, en düşük 18 derece. Çarşamba günü güneşli. En yüksek 33, en düşük 19 derece olması bekleniyor. Edremit yarın parçalı bulutlu, en yüksek 32, en düşük 20 derece. Pazartesi günü az bulutlu, en yüksek 33, en düşük 20 derece. Salı günü parçalı bulutlu, en yüksek 33, en düşük 21 derece. Çarşamba günü güneşli, en yüksek 33, en düşük 20 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın parçalı bulutlu, en yüksek 28, en düşük 14 derece. Pazartesi günü az bulutlu, en yüksek 31, en düşük 14 derece. Salı günü parçalı bulutlu, en yüksek 32, en düşük 15 derece. Çarşamba günü güneşli, en yüksek 30, en düşük 14 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın parçalı bulutlu, en yüksek 27, en düşük 18 derece. Pazartesi günü az bulutlu, en yüksek 28, en düşük 18 derece. Salı günü parçalı bulutlu, en yüksek 30, en düşük 19 derece. Çarşamba günü güneşli, en yüksek 29, en düşük 18 derece olması bekleniyor.